Arkadaşlar merhabalar. Şimdi şu ürün Metro'da satılıyor. Bu aslında yemekli krema diye çıkarılmış bir ürün. Krema denince akla ne geliyor? Süt geliyor değil mi? Sütten çekilmiş yağlar geliyor. Şimdi burada bakalım. Şuradan bakalım. Diyor ki su hidrojenize olmayan bitkisel yağ. Olay bitmiştir zaten. %26'sı oradan geliyormuş. Yani palm yağı bu Endonezya'dan, Malezya'dan getirilen, ithal edilen yağlar bunlar. Ya bildiğimiz margarin yani. Margarinin sıvı hali, hidrojenize değil, hidrojene doyurulmamış hali ve sulu hali. Yani margarinden de beter. Margarinde en azından %55 yağ olur en az. Ama bunda işte gördüğünüz gibi bir takım gıda katkı maddeleri var ama en önemlisi buradaki yağın menşei bitkisel yağ. Ve bu ne yazıyor şurada? Bitkisel yağ bazlı yemekli krema. Krema nedir? Krema dediğimiz şey değil. Bakın ürün bu. Gelelim Türk Gıda Kodeksine. Türk Gıda Kodeksinde de kremanın tanımı yazılmıştır. Krema. Krema nedir tanımlarda? Şöyle Türk Gıda Kodeksi krema ve kaymak tebliğ ediyor burada. Güncel tebliğimiz. Şimdi kremanın tanımına bakalım. Sütten diyor. Burada zaten konu kapanmış oluyor zaten. Sütten separasyon işlemi ile elde edilen süt yağının yağsız süt içerisindeki yağca zengin emisyonudur falan filan. Yani burada krema dendiği zaman süt gelir akla. Şurada bir ibare daha var. Şu an UHT denince akla sanki sadece sütler UHT yapılıyor. Yani UHT nedir? 131 derecede, 150 derecede birkaç saniye ürünü muamele etmektir. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, gördüğünüz üzere bu tarz hile yapmasalar da yani yanıltmak, algı operasyonlarıyla bazı gıdaları bize farklı gıdaymış gibi yansıtıyorlar ve bunları almamızı sağlıyorlar. Biz sanıyoruz ki krema aldık ama bunun krema ile hiç alakası yok. Dediğim gibi şu etiketleri lütfen okumayı ihmal etmeyin. Bizde zaten okuma kültürü çok az. En azından aldığımız gıdalar 3-5 satır. Şöyle bir okuyun ve biraz da bilinçli olduğumuz zaman daha kaliteli ürünler kullanırız, tüketiriz. Gıda demek insan yediği gıdaya çevriliyor biliyorsunuz. Ne yiyorsak ona çeviriyor metabolizma bizi. O yüzden yediğimiz ürünler çok önemli. Tabi bu kadar basit değil bu olay. Yani ne yiyorsak ona çevriliyor diye bir durum yok. Bunları söylüyorum. Görüşmek dileğiyle.